İyi akşamlar sevgili izleyenler. Raltaş TV ana haberle karşınızdayız. Bugün de gündemin sıcak gelişmelerini, detaylarını sizlerle paylaşacağız diyelim ve bültenimize geçelim. Orduya maalesef ki şehit ateşi düştü. Bu haberle bültenimize başlıyoruz. Kocaeli'nde göreve giderken trafik kazası geçiren ordulu polis memuru Cemalcan Ev şehit oldu. Şehit Cemalcan Ev için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Kocaeli'de 29 Haziran tarihinde polis otosuyla göreve giden trafik polis memuru ordulu Cemalcan Ev D100 karayolunda kaza yaparak ağır yaralandı. Polis memuru Cemalcan Ev yaralanmalı trafik kazası geçirmesi sonrası yaralı olarak kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Uygulanım yeri! Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 27 yaşındaki şehit polis Cemalcan Ev için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Çocuğum, yavrum, nasıl oturayım? Ayakta durmakta güçlük çeken şehidin annesi Meral'e ve kadın polisler koluna girerek yardımcı oldu. Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ın konuşma yaptığı törende İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu şehit için dua etti. Şehidin naaşı defnedilmek üzere memleketi Ordu'nun Gölk ilçesine bağlı Kaleköy Mahallesi'ne uğurlandı. Kocaeli'de trafik kazası geçirerek şehit olan ordulu polis memuru Cemalcan Ev'in cenazesi Ordu Giresun Havalimanı'nda gözyaşlarıyla karşılandı. Kocaeli'de trafik kazası geçirerek şehit olan ordulu polis memuru Cemalcan Ev'in cenazesi askeri uçakla Ordu Giresun Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesi havalimanında gözyaşlarıyla karşılandı. Ordu Giresun Havalimanı'ndaki karşılama törenine Ordu Valisi Muammer Erol, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Naci Şanlı Türk, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksöz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, protokol mensupları, askeri erkan, şehit yakınları ve ilgililer katıldı. Şehidin naaşı silah arkadaşlarının omzunda askeri uçaktan indirildi. Şehidin naaşını protokol üyeleri ve şehidin yakınları karşıladı. Karşılama töreninin ardından şehit polis memuru Cemalcan Ev cenaze töreni için Gölköy ilçesi Kaleköy Mahallesi'ne uğurlandı. Ordulu şehit Cemalcan Ev için Ordu'nun Gölk ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Şehit gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ordu şehidini uğurladı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kocaeli'de 29 Haziran tarihinde göreve giderken trafik kazası geçiren ve tedavi altına alındığı hastanede şehit olan ordulu polis memuru Cemalcan Ev'in cenazesi memleketi Ordu'da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Muammer Erol, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Naci Şanlı Türk, Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Seyit Torun, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Askeri Erkan, protokol üyeleri ve ordular katıldı. Şehidimize Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Ordu'nun Gölk ilçesinde belediye meydanında düzenlenen cenaze
cenaze töreninde şehidin ailesi taziyeleri kabul etti. Ardından şehidin özgeçmişi okundu, dualar edildi. Görev şehidi kardeşimizi diğer şehit kardeşleriyle haşreyle, makamını âli eyle, cennetinle cemalinle müşerref eyle, Hazreti Peygamber Efendimiz'e kendisini komşu eyle ya Rabbi. Şehidimizin cenaze namazını İl Müftüsü Doktor İsmail Çiçek kıldırdı. Şehidimiz için duaya, er kişi niyetine, uyalım önümüzdeki hazır olan imama. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Şehidimizin ruhu için, Allah rızası için. El-Fatiha! Kılınan cenaze namazının ardından şehit Cemal Cenev'in cenazesi Kaleköy Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi. Allahu, Allahu Ekber! Allahu Ekber ve lillahi'l-hamd! Birkaç gün önce ordunun sahil kesimindeki ilçelerinin açıklarında ortaya çıkan hortum tedirginlik yaratmıştı. Bu tehlikenin ardından bu kez de ordunun Ünye ilçesi açıklarında hortum oluştu. Doğa olayı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Ama ilk defa böyle şey görüyorum ha. Bu kez hortumun adresi Ünye açıkları oldu. Birkaç gün önce ordunun sahil kesimindeki ilçelerinin açıklarında ortaya çıkan hortum tedirginlik yaratmıştı. Bu tehlikenin ardından bu kez de ordunun Ünye ilçesi açıklarında hortum oluştu. Saat 18.05 29 Haziran 2024 halen devam ediyor. İlçede belli aralıklarla devam eden sağanağın ardından deniz üzerinde oluşan hortumu fark edenler bir kez daha şaşkınlık yaşadı. Ünye'nin birçok noktasından görülen doğa olayını bazı ilçe sakinleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sanki bitiyor. Evet, bittiği gibi. Yaklaşık 10 dakika süren hortum daha sonra etkisini kaybetti. Ordu'nun Fasa ilçesi Kaleönü mevkinde ahşap bir evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında ev küle döndü. Ahşap ev dakikalar içinde küle döndü. Yangın Ordu'nun Fasa ilçesi Kaleönü mevkinde ahşap bir evde çıktı. Alevleri görenler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye gelene kadar yangına müdahale edilmeye çalışılsa da alevler bir anda büyüdü. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına anında müdahale etti. Evin ahşap olması nedeniyle hızlı bir şekilde yayılan yangın evin tamamını sardı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen ev küle döndü. İtfaiye ekipleri yangının ardından bir süre daha evde soğutma çalışması yaptı. Öte yandan evde kimsenin olmadığı, evin fındık hasat dönemlerinde işçi evi olarak kullanıldığı öğrenildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliğinde Ordu'da düzenlenen Ordu Triatlon Türkiye Kupası yarışları sona erdi. Ordu'da bu yıl 5.'si gerçekleştirilen Ordu Triatlon Türkiye Kupası yarışları spor severlere büyük heyecan yaşattı. 20 ilden 400 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışlarda farklı kategorilerdeki triatletler yüzme, bisiklet ve koşu olmak üzere 3 ayrı parkurda kıyasıya yarıştı. 2 gün süren Ordu Triatlon Türkiye Kupası heyecanı yarışmada dereceye giren triatletlerin ödüllerini almalarıyla tamamlandı. Ordu Triatlon Türkiye Kupası yarışları
ödül törenine Ordu Büyükşehir Belediyesi Üst Yönetimi tam kadro katıldı. Ordu'da iki gün süren Ordu Triatlon Türkiye Kupası yarışlarına katılan Ordu Büyükşehir Belediyesi sporcusu Selinay Tuğçekır, elit kadınlar birincisi oldu. Ödül töreni sonrası açıklamalarda bulunan Selinay Tuğçekır, Ordu'da böyle bir organizasyonun düzenlenmesi bizi gururlandırıyor. Küçük bir sakatlık süreci geçirdim, buna rağmen bugün burada yarıştım. Bana olan güveni boşa çıkarmadım, emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum dedi. Ordu Büyükşehir Belediyesi sporcusuyum. Olimpik ilk triatlon yarışım, ilk defa bu mesafede yarışıyorum. Uzun zamandır bir sakatlığım vardı ve bunu atlatıp tekrardan sahalara döndüğüm için çok mutluyum. Kendimden beklemediğim bir performanstı açıkçası. Yani motivasyonum düştü, psikolojik olarak da biraz kötü oldu benim açımdan. Ama ona rağmen yani yine de buralara geldiğim için mutluyum. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler'e çok teşekkür ediyorum. Başta ailem olmak üzere antrenörlerim, Eren Hocam, Deniz Hocam, Seyit Hocam, yüzme antrenörüm. Bu arada bütün antrenörlerim ayrı ve hepsi çok değerli. Hepsinin benim üzerimde emeği çok büyük. Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliğinde düzenlenen yarışlarda ikinci günün sonunda dereceye giren sporcular ödüllerini aldı. Ordu'da bu yıl beşincisi düzenlenen organizasyon böylelikle başarılı bir şekilde tamamlanmış oldu. Ordu çevresinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve ulaşım aksamalarına karşı dikkatli olmaları, sel riski olan bölgelerden uzak durmaları isteniyor. Ordu için sarı kodlu uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre Ordu çevrelerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Bu nedenle yetkililer ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu. Vatandaşlar sel riski olan bölgelerden uzak durmaları, dere yataklarına ev ve iş yeri yapmamaları, yağış anında araçlarını kullanmamaları ve yetkililerin uyarılarına dikkate almaları konusunda uyarıldı. Ünye Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Özkan bıçaklandı. Başkan Özkan'ın trafikte yaşanan bir tartışmanın ardından bıçaklandığı, aldığı yaralar nedeniyle de Ordu Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Başkan Ali Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu, saldırganın ise yakalandığı bildirildi. Şimdi bir sonraki haberimize devam edelim, bültenimize. Bolaman Havzası projesi tüm hızıyla devam ediyor. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz projenin detaylarını paylaştı. Bolaman Havzası projesi ilimizde Bolaman Havzası'nda yer alan ilçelerimizde uygulanan bir proje. Çok değerli bir proje. Özellikle ürün çeşitlendirme anlamında hayvancılık faaliyetlerinin yörede geliştirilmesi, toprak ve suyun korunması, mera alanlarımızın ıslah edilmesi anlamında son derece önemli bir proje. Ordu'da tarım ve hayvancılık sektöründe önemli bir adım olarak görülen Bolaman Havzası projesi tüm hızıyla ilerliyor. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz proje hakkında önemli detayları kamuoyuyla paylaştı. 2023 yılı verilerini açıkladı. Geçtiğimiz yıl içerisinde 12 üreticimize 36 adet gebe düve dağıtımı gerçekleştirmiştik. Simental düve çok ilgi gördü. Bu sene de çok sayıda müracaat aldık. Bu geçen seneki düvelerin kalitesini görünce vatandaşlarımız yoğun bir şekilde bir başvuru gerçekleştirdiler. Gene geçen sene 6 üreticimize 50'şer tane koyun dağıtımı gerçekleştirmiştik. Bu sene de bu küçük baş hayvan ve büyük baş hayvan dağıtımlarımız devam edecek. Müdür Yılmaz, Bolaman Havzası projesinin bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerini geliştirmeyi ve doğal kaynakları korumaya amaçladığını belirtti. Bu sene 20 tane işletmemize 60 tane toplamda her işletme 3'er tane olmak üzere gebe simental düve
dağıtımı yapacağız. Bunlar %70 destekli. %70'ini biz projeden karşılıyoruz. %30'unu vatandaşlarımız karşılayacak. Gene bu proje kapsamında süt sağım makinaları dağıtımı gerçekleştireceğiz. 20 tane de süt sağım makinası vereceğiz bu alacak, faydalanacak üreticilerimize. Süt soğutma tankları gene proje kapsamında vereceğiz. Diğer bir konu başlığımız küçükbaş hayvancılık. Bu sene çok daha fazla üreticimize küçükbaş hayvan dağıtımı yapacağız. Her üreticimize 50 koyun, 3 tane de koç olmak üzere toplam 25 üreticimize 1250 koyun, 75 de koç vermek suretiyle 1325 küçükbaş hayvanın da dağıtımını gerçekleştirmiş olacağız proje kapsamında. Gene %70'i proje kapsamından, %30'u da üreticilerimiz tarafından karşılanacak. Bu proje kapsamında gene kivi bahçeleri oluşturuyoruz. Özellikle Fatsa ilçemizde kivi üretimine uygun alanlar var. Bu alanlarda geçtiğimiz yıl 5 üreticimize 10 dekar alanda kivi bahçeleri kurmuştuk. Gene bu üreticilerimize budama akülü, budama makası ve ot biçme motoru vermiştik proje kapsamında. Bu sene de 33 dekar alanda, geçen sene 10 dekar alanda yapmıştık. Bu sene 33 dekar alanda gene kivi bahçeleri oluşturacağız, modern kivi bahçeleri kuracağız. Aynı şekilde 15 üreticimize ot biçme makinesi, 15 üreticimize de gene ot biçme makinesinin yanında akülü budama makası vermek suretiyle proje kapsamında üreticilerimizi destekleyeceğiz. Bir diğer destek başlığımız, bir diğer projemiz mera alanlarında yapacağımız ıslah çalışmaları. Mera alanlarında da 10 tane su deposu, 40 tane sıvat, üçlü sıvatlar yerleştireceğiz mera alanlarımız üzerine. Gene bu sıvatlarla beraber kaşınma üniteleri var. Bu kaşınma ünitelerinden 20 tane yerleştireceğiz mera alanlarımız üzerine. 10 tane de gölgelik yapmış olacağız. Bu nerede yapacağız bu çalışmaları? Bolaman Havzası'nda kalan yaylalarımızda yapacağız. Zaten şu an il genelindeki yaylalarımızın büyük bir kısmında da ıslah çalışmalarını gerçekleştirmiş olduk. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Gene arıcılık konusunda önemli desteklerimiz var. Varroa paraziti biliyorsunuz arıcılarımız için çok ciddi bir sorun oluşturuyor. Biz varroa mücadelesinde kullanmak üzere geçtiğimiz yıllarda proje kapsamında 339 arıcımıza 261 bin doz varroa ilacı temin etmiştik. Bu senede gene 120 binin üzerinde 120 bin doz civarında bir varroa ilacını üreticilerimize dağıtmış olacağız. Proje faaliyetleri kapsamında bir de fındık kurutma, özellikle yüksek ilçelerimizde önemli bir problem. Fındık kurutma tesisi kuracağımız müracaatten üreticilerimiz var. İnşallah o üreticilerimize de fındık kurutma üniteleri kurmak suretiyle fındığın kurutma problemine de bu proje kapsamında el atmış olacağız. Ayrıca proje ile birlikte bölgede yeni iş imkanlarının yaratılması ve köyden kente göçün önlenmesi de amaçlanıyor. Yılmaz Bolaman Havzası projesinin sadece Ordu için değil tüm Karadeniz bölgesi için büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, projenin başarıyla tamamlanması için tüm paydaşların işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğini söyledi. Ordu'nun bazı ilçelerinde özellikle rekoltenin yüksek tahmin edildiği noktalarda fındıkta dökülmeler başladı. Bu durumun fındığın rekoltesini önemli derecede etkileyeceğini düşünen fındık üreticileri tahmini rekolte çalışmalarının bu durumun göz önüne alınarak yapılması gerektiğini düşünüyor. Bir sonraki haberimize devam edelim bültenimize. Türk Tabipleri Birliği'nin 76. seçimli büyük kongresi Emek Bizim, Söz Bizim, Şiddetsiz, Güvenli, Güvenceli Hekimlik için TTB Bizim şiarıyla başladı. Kongrede seçim heyecanı sürerken Türk Tabipleri Birliği'nin 11 kişilik Merkez Yönetim Kurulu komisyonunda yer alan uzman doktor Ali Coşkun bir konuşma gerçekleştirdi. Coşkun milli duygulara vurgu yaptı. Saygı kuruluşlarında adı zikredilmese de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyette bu salonda bulunan herkes tıp eğitimi alıp doktor olmuş, kendisini her zaman kalbimizde hissettiğini bilmenizi istiyorum. Sizler de eminim ki öylesiniz. Sözlerime Doktor Bahadır arkadaşımın söylediği bir konudan devam etmek istiyorum. Bizlere genellikle hep
karşı tarafta düşünüldüğümüz için hükümet yandaşı veya yandaş geliyor. Peki bir şey soruyorum size. Hükümetlerin yaptığı hekimlerin üzerindeki bu kadar yanlış politikalar sizlere farklı tezahür ediyor da bizlere farklı mı tezahür ediyor? Aynı yükü beraber kaldırmıyor muyuz? Aynı sıkıntıları beraber çekmiyor muyuz? Biz o zaman neyin yandaşıyız? Ben size söyleyeyim. Evet, biz Türkiye Cumhuriyeti'nin yandaşıyız, bayrağın yandaşıyız ve Türkiye'nin hele üstümüzde bu kadar sıkıntı varken, Karabasan gibi en büyük iki tane sıkıntımız var. Hekime karşı şiddet ve malpraktis, orantısız malpraktis. Bunlar varken başka işlerle uğraşmak bizim neyimize kar getirir? Önce bunları çözmemiz lazım. Bunları çözerken de birbirimizi ötekileştirmeden, kucaklarımızı açarak, birleşerek bu şekilde çözmemiz lazım. Ben sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Şunun bilinmesini istiyorum. Sadece hekimlik baz alınarak, burada benden yaşça büyük olanlar var, küçük olanlar var, aynı yaşta olanlar var. Hepsi benim hekim kardeşim. Hiçbirine baktığımda ne siyasi görüşünü görüyorum, ne başka birlikten olduğunu görüyorum. Hiçbir şeyi görmüyorum. Sadece hekim kardeşim olduğunu görüyorum. Yarın ben hastalansam, bir akrabam hastalansa ona seve seve bu canlara emanet ederiz. Sizler de öyle olmalısınız. Sizler de bizlere her şekilde emanet edersiniz. Öyleyse bizler bu kadar akıllı, tahsil görmüş insanlar birbirimizi neden ötekileştiriyoruz? Neden birleşmiyoruz? Biz Çağdaş Türk Hekimleri Birliği olarak birleştik, bunu kavradık. Gelin arkadaşlar, hep beraber şu hekimliğin en üstüne çıkaralım. Ordu'nun Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi Mercan Düzü mevkiinde meydana gelen olayda evinin kapısındaki ıhlamur ağacından düşen emekli imam Sefer Coşkun kaldırıldı hastanede, hayatını kaybetti. Coşkun Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Şimdi bir sonraki haberle devam edelim bültenimize. Ordu'nun seyir terası Boztepe'ye kurulan Dağ Kızağı Parkı vatandaşların kullanımına sunuldu. Ordu'da daha önce yaylalarda yapılması planlanan dağ kızağı projesi hayata geçirildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle kentin seyir terası konumundaki Boztepe'ye bir firma tarafından dağ kızağı parkı kuruldu. Yapımı yaklaşık bir yıl süren dağ kızağı parkı 15 gün önce faaliyete geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmi Güler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Karadeniz'de ilk ve tek olan dağ kızağı şehrimize attığımız altın imzalardan birisi. Ordu Dağ Kızağı adrenalin ve macera tutkunlarının vazgeçilmez noktası haline geldi ifadelerini kullandı. Sevgili izleyenler, bu son haberimizle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Yarın aynı saatte Nesrin Korkmaz sizlerle birlikte olacak. Mutlu akşamlar.